Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İskender tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler: yarım kilo kıyma eti, küçük bir kaşığı pul biber, küçük bir kaşığı kekik, küçük bir kaşığı kırmızı tatlı biber ve küçük bir kaşığı karabiber, tuz ve 2 yemek kaşığı kadar yoğurt. Şimdi bir tabağa içerisinde, yoğurma tabağının içerisinde kıyma etimiz koyalım. Baharatlarımız da etimiz üstüne koyalım. Yoğurtumuzu da koyalım. Tuz da koyalım. Tuzun miktarı size bağlı. Şimdi tüm malzemeler hepsini birbiriyle yoğurmaya başlıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi iyi bir şekilde oldu. Streç filmi alıyoruz. İki kat olarak tezgahımız üstüne koyalım. Şimdi etin karışımı streç filmimiz üstüne koyalım. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi kenarları kapatıyoruz ve böyle yaptık. Kenarları gayet iyi bir şekilde kapatmamız lazım. Diğer kenarı da kapatıyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi artık buzdolabı koymak için hazır oldu. Bir gece boyunca kadar bekleyelim. Gayet iyi bir şekilde buzlaması lazım. Bir gece olduktan sonra etimiz çıkarttık. Gördüğünüz gibi bir taş gibi oldu. Yaklaşık 10 dakika kadar bekleyelim. Evet, şimdi streç filmimizi açıyoruz. Etimiz dilimler şekilde keselim. Gördüğünüz gibi şu kalınlığı olacak. Şimdi kalan miktarı da kesiyoruz. Ocağımız üstüne bir tava koyalım. Şimdi etin dilimleri şöyle tavamız üstüne koyalım. Birbiri yan yana olacak. Ters çeviriyoruz. Diğer tarafı pişmesi için ters çevirelim. Gayet iyi bir şekilde piştikten sonra çıkartıyoruz.
Hepsine bitene kadar aynı şekilde devam edelim. Şimdi bazlamamızı geçiriyoruz. Bazlamanın tarifi hazırlamak için size buzluğa bırakacağım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bazlamamız küp küp şekilde doğrayalım. Benim yaptığım gibi yani. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Bir miktarı karabiber, domates salçası ve tuz ihtiyacımız olacak. Tavamız içerisinde bir miktarı zeytinyağı koyalım. Sonra üstüne domates salçamızı koyacağız. Zeytinyağı ile karıştırıyoruz. Karabiberimizi de koyalım. Şimdi bir miktar su koyalım ve birbiriyle hepsini karıştırıyoruz. Kıvamı azıcık kalınlaşana kadar ocağımız üstünde bekleyelim. Ocağımız üstüne bir miktarı tereyağı da eritelim. Ekmeğimiz içerisinde koyduğumuz tabağımızı alıyoruz. Ondan sonra etimiz ekmeğimiz üstüne koyacağız. Domates ve yeşil biberimizi de koyalım. Şimdi sosumuz domatesimiz üstüne döküyoruz. Eritilmiş tereyağımızdan bir miktarı koyalım. İki yemek kaşığı kadar yoğurt koyalım. Artık servis edilmesi için hazır oldu. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.